Anlatmak Zamanı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Çok kıymetli araştırmacı yazar Erhan Kolbaşı ile birlikte hazırlıyoruz. Anlatmak Zaman demek bir taraftan Erhan Kolbaşı da daha ile burada olabilmek nasip olsun her birimiz. Diyorlar ki ne içiyorsanız bize de söyleyin biz de içelim. Ama önce sizin ne içtiğinizden bahsedeyim. Sizler yerleşik sistemlerin, sahte medyanın, yerleşik siyasi akademik sistemlerin palavralarından hazırlanan bir kokteyl sunuyorlar. Siz onu içiyorsunuz. Afiyet olsun. İçmeye devam ediniz. Biz de içiyoruz biliyor musunuz? Tertemiz bir su alıyoruz. Saf su var ya, saf su. Onun içine ruhsal bilgi denen bir hap var, suda eriyen. Onu atıyoruz, karıştırıyoruz, onu içiyoruz. Anlatabildim mi? Çok teşekkür ediyorum ikinize. Anlatmak Zamanı'nın belki de şu ana kadar çektiğimiz en sarsıcı bölümüyle karşınızdayız. Hayatımızın en sarsıcı olaylarından birisiyle karşılaştık Nebahat Hanım'ın seansı sırasında. Yanımızda gerçekleşen çok mucizevi bir iyileşme olayı var. Direkt ilini göğsüme koydu. O sırada benim göğsüm hayli kötü bir durumdaydı. Bu bölümde yaşanan sarsıcı gelişmelerin, inanılmaz mucizenin tanığı hatta ortağı Erhan Kolbaşı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu neydi? Yaşadığım neydi? Bana bir an durdu ve dedi ki, şu an varlıklar burada dedi. Nebahat Hanım dedi, nerede tedavi oldunuz dedi. Ben tedavi olmadım dedim. Sizin hayatınızın en sarsıcı olaylarından biri. Öyle tanımlayabilir misiniz? Tabii tanımlayabilirim. Gri, iri gözler, küçük bir ağız. Maddi bir delil var. Çünkü sizin ileri seviye bir kanser vakanız var. İleri seviye doktor size diyor ki 1,5 yıl yaşarsın. Evet, bir veya zaman bir veriyor. Buçuk. Bir veya 1,5 yıl. Orada bir takım fizik ötesi müdahalelerin olduğunu gayet iyi bilen doktorlar var. Ben konuştum kendileriyle. Ben 19 yıldır görmüyorum. Defalarca kanser teşhisi konuyor. İlaçlar da alıyor. Çok ağır süreçler geçiriyor. Çok büyük sıkıntılar geçiriyor. Şimdi herkes buna katlanabilir mi? İyiyim. Bir şeyim yok. Ama bir şey oldu orada. Orada bir şey oldu. Ben bile anlayamadım. Ve daha sonra aracın sahibiymiş geldi. Hanımefendi iyi misiniz dedi. O an anlamadık. Hiçbirimiz anlamadık. Çünkü gözü zaten kapalı bantla. Ve onlar yanımda. Yanımda fakat doktorun parmaklarının arasında parmakları. Herkes dokunsun. Herkes o anı hissetsin. İçeriden sevinç çığlıkları geliyor. Onu söyledikten sonra o göze ışık tutuldu. Erhan abi dedi bana, göze ışık tutuldu şu an. Dedikten birkaç saniye sonra... Anlatmak Zamanı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlkay Buharalı, çok kıymetli araştırmacı yazar Erhan Kolbaşı ile birlikte hazırlıyoruz. Ve Anlatmak Zamanı'nın belki de şu ana kadar çektiğimiz en sarsıcı bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde çok kıymetli bir konuğumuz var, bütün konuklarımız gibi tabii. Ama hikayenin tanığı, bu bölümde yaşanan sarsıcı gelişmelerin, hani inanılmaz mucizenin tanığı hatta ortağı Erhan Kolbaşı. Evet, benim de birebir tanık olduğum, yanımızda gerçekleşen çok mucizevi bir iyileşme olayı var. Ama onun dışında hastane raporları ya da bize kendisinin kanıtladığı, gösterdiği, yaşadığı çok önemli iki tane şifa olayı var. Nebahat Hanım'dan bunları dinleyeceğiz. Gerçekten çok etkileyici ve çok önemli bilgiler, veriler barındıran bir program yapacağız bugün. Erhan Hocam, sizin Novus isminde yani okuyanların da çok etkilendiği, içinde çalışırken de ne diyeyim hani çok acayip demeyeyim ama gerçekten aklın almasının da güç olduğu, olayların yaşandığı bir kitap süreciniz var. O kitabın da baş kahramanlarından biri Nebahat abla ve yanınızda öyle bir şey gerçekleşiyor ki işte şimdi yani aslında bu şaşkınlığım neden ne anlatmak istiyorum videonun devamında. Herkes çok daha iyi anlayacak. Bu arada sizler de bize ulaşmak istiyorsanız, yaşadıklarınızı anlatmak istiyorsanız, artık kendinizi kaçmak, saklanmak zorunda değil de anlatmak zamanının geldiği düşüncesindeyseniz, buna inanıyorsanız, bunu hissediyorsanız bize ulaşın. Şu anda aşağıda gördüğünüz WhatsApp ihbar hattımıza ve mail adresimize lütfen yaşadıklarınızı, tanıklarınız, belgeleriniz, fotoğraflarınızla birlikte her ne varsa ulaştırın. Bu yolculuk sizlerle birlikte olunca son derece kıymetli. İlginiz için de çok teşekkür ediyoruz. Değil mi Erhan Hocam? İhbarlara zor dönüyoruz. Zor yetişiyoruz maillere, ihbarlara.
Bizi hem mutlu ediyor hem de çok düşündürtüyor gerçekten. Beklediğimizin üzerinde bir vaka patlamasıyla karşılaştık. Dolayısıyla bu bizi daha sorumlu hale getiriyor. Sorumluluğumuzu yükseltiyor ama biz de elimizden geleni yapacağız. Bu sorumluluğun altından kalkmak için hep birlikte sizlerin de desteğiyle. Şimdi bugünün baş kahramanı Nebahat Hanımcığım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. 69 yaşındasınız. Evet. İnanılmaz bir şey bu. Yani her gelen konukla ben yani dünya dışı deneyim yaşamış herkesin gençlik aşısı yapılmış olduğuna da inanıyorum. Artık inanıyorum. İki çocuğunuz var değil mi? Üç çocuğunuz var. Üç tane hayat ışığım var. Allah bağışlasın. Peki dedenizle başlıyor değil mi galiba? Evet. İlk evet, aslında hatırladığınız evet, şey. Evet. İlk dedemle başlıyor. O da şöyle, memlekete dedemlerin yanına gittiğimiz zaman dedem devam böyle yatardı, yani yattığı yerden gökyüzüne bakar ve bana derdi ki, bak derdi yukarıda gördüğün ay ve gördüğün yıldızlar var ya, onların her birinde yaşayanlar var. Tek dünya, evren bize ait değil derdi. Ve daha sonra da şunu eklerdi, bir gün sen de onları göreceksin ama sakın korkma, onlar birer dost derdi. Ve bu böyle aklımdaydı ve dedem zaman zaman beni uzaklaştırır bulunduğu yerden yüzüme bakar, hadi sen içeriye geç, daha sonra geleceğim derdi. Ve bakardım kenardan, sadece dedemin arkasını görürdüm fakat kimle konuştuğunu bilmiyorum. Birileriyle konuşurdum ama neyle konuşuyordu bilmiyorum. Sakın bakma derdi. Ve daha sonra ileriki yıllarda bütün bunlar benim üzerimde kaldı. Ve ben gökyüzüne o kadar çok bakan bir insanım ki çocukluğumdan beri. Ve gece yattığım zaman yattığım odanın perdeleri kapanmaz. Ben mutlaka o gökyüzünü görmeliyim. Ve öylelikle başladı ilk başında. Ama tabii daha ondan önce yanımda birilerinin olduğunu hissettiğim anlar olurdu. Bakardım, kimseyi görmüyorum. Arkamda olduğunu hissederdim. Mesela tam elimde bir şey var, düşecek gibi değil mi? Tam karşımdan bir şey, onu emniyetli bir yere elimden böyle çekiyor gibi olurdu. Hiç adlandıramıyordum nedir bu diye. Ama hep yanında birilerinin olduğunu hissediyordum. Ve epey bir zaman geçti üzerinden. Yine bir gün geldim, hareket meditasyonumu yaptım. Yatağıma geldim. Sağ tarafıma yattım. Yine pencere açık, bakıyorum gökyüzüne. O esnada gözümü kapattım mı, kapatmadım mı tam anımsayamıyorum. Birden o kadar büyük bir ışık ki göz bebeklerimin içine doldu adeta. Şöyle bir gözlerim açık mı bilemedim. Direkt şöyle eşime dokundum. Hareket yok. Hızlıca dokundum. Bir kımıldanma oldu ve o ışık birden camdan kayboldu. Yattığım yerde düşünmeye çalıştım. Neydi bu? Yani dolunay falan yok. Hani onu göreyim desem. Neydi bu ışık? Öyle bir tereddüte girdim. Aradan epey bir zaman geçti. Tabii yine ben aynı şekilde geceleri belli bir saatte belli hareketlerimi yapıyorum. Meditasyonumu yatıyorum. Ve o gün salondayım. Hareketlerimi yaptım. Meditasyonumu yaptım. Ve sırt üstü şu şekilde yerde yatıyorum halının üzerinde. Ve şöyle cama doğru döndüm, baktım, gökyüzünü görüyorum. Başım bu tarafta mı, böyle mi, onu da hiç ayrımsayamıyorum. Gözlerim kapalı mı, onu da bilmiyorum. Öyle bir ışık oldu ki, o kadar parlak bir ışık, böyle bir sesle geldi gibi. Bakıyorum ama hala gözlerim açık mı, kapalı mı, rüyada mıyım, neyim, onu hiç ayrımsayamıyorum. O kadar yüksek bir ışık ki, çok parlak. Ve o esnada çok hoş bir koku, yani size şöyle bir şeye benziyor diyemeyeceğim, ifade edemeyeceğim o kadar güzel bir koku o ışıkla beraber yattığım yerden sanki yükseldim gibi hissediyorum. Bir şeyin üzerindeyim sanki, bir masa, bir sedye mi, artık bir şeyin üzerinde miyim diyorum, onu ayrımsayamıyorum. O ışık hızıyla, o ışıkla beraber o kadar süratli geçiyoruz ki büyük bir koridor gibi, oldukça büyük bir yer. Burası kadar değilse bile tavan, yanlar ve yattığım yerden yeri görüyorum. Gümüşü renkte, pırıl pırıl, o kadar güzel ki ve hiçbir şey hissedemiyorsunuz. Bir süre sonra burada dört, burada dört. Bir başımın üzerinde olduğunu hissediyorum. Bir tane de karşımda. O sanki onların daha büyüğü gibi
karşımda duruyor. Şunu eklemek istiyorum. Ben o gün kızartma yapmıştım ve ilimin bir şurasına bir de şurasına yağ sıçradı. Hemen hemen leblebi büyüklüğünde iki tane büyük baloncuk oldu ama çok canım yanıyor. O varlıkları görüyorum. Gri, iri gözler, küçücük bir ağız. O kadar dikkatli bakıyorlar ki uzun boyunları var, gri. Ve uzun boğum parmakları ettiler. Direkt buraya dokundu. Şöyle gitti ve şöyle geldi. Elime değdiği andaki o temasta artık nasıl diyeyim size, hani böyle soğuk bir demiri ellerse böyle biraz nemli, ıslak, soğuk gibi gelir ya, böyle onun gibi bir soğukluk hissettim onların temasında ve daha sonra hoş bir sıcaklık yayıldı elime. Direkt elini göğsüme koydu. O sırada benim göğsüm hayli kötü bir durumdaydı. Çok özür diliyorum, bir takım akıntılar ve çirkin görüntüler vardı. O beni çok üzüyordu. O eti buraya koydular. Aynı o soğuk teması hissettim. Onu hissetmemle birlikte o kadar hoş bir sıcaklık yayıldı ki, yayılma şu şekilde oldu. Buradan kollarımdan doğru yukarıya, aşağıya doğru gitti. Ayaklarımdan doğru geldi. Burada yoğunlaşarak ettiğimi biliyorum. Bir sıcaklık çıktı ağzımdan ve o anda o kadar fresh, o kadar huzur verici bir andı ki, hani hiç o andan uzaklaşmak istemiyorsunuz, devam etsin istiyorsunuz. Karşımdaki korkmamam gerektiğini söyledi. Yani ben bir şey söylemek istiyorum. Fakat konuşamıyorum. Sanki benim demek istediğimi hemen o anda onlar anlıyormuş gibi korkmamam gerektiğini söylediydi. Gözdeki rahatsızlıktan bahseder misin? Rahatsızlık döneyim. Küçük kızımı doğurduktan sonra başladı. 2 yaşına kadar emzirdim. Bu 86'da dünyaya geldi evladım. 2 yaşına kadar emzirdim. O esnada da 13-14 tane de kimsesiz çocuklar yurdunda bebekleri emzirdim. Çünkü anneyi tanımayan bir bebeğin en doğal hakkı anne sütüdür diye. O sırada göğüslerinde bir şey yok. Ve işte 1,5, yani doğumdan 1,5-2 yıla yakın bir zaman sonra bu göğsümde bir ağırlık ve bir farklılık hissetmeye başladım. Pek üzerine durmamaya çalıştım. Eliyorum, bir acı yok, ağrı yok. Fakat burada bir şey var. Ve doktora gittim. Doktor baktı, bunlar dedi emzirdiğim için süt bezisi dedi. Peki dedik. Fakat göğsümdeki farklılık daha bir başka hale gelmeye başladı. Sanki daha çok büyüyor, böyle bir ağırlık veriyor. Orada bir şey olduğunu hissediyorum. Elimi değiyorum, elime bir büyükçe bir sertlik geliyor ve daha sonra o böyle bir yumurta sarısı büyüklüğüne erişti. Dedim bu böyle olmayacak. Doktora gittim. Doktor baktı. Hemen dedi, bir dedi mamografi alalım. Onları yaptı. Tekrar yapıldıktan sonra dedi biyopsi yapacağız. Çekindim. Dedi bir şey olmaz bunda. Dedi, tamam, neyse biyopsi yapıldı. Birkaç gün sonra gittiğimde doktor bey baktı. Niçin dedi bir görünmediniz? Dedim süt bezesi denilmişti dedim. Yüzüne baktım. Sizinle konuştuğumuz kadarıyla sizden de çok rahat bir şekilde anlatabilirim dedi. Çünkü hayat görüşüme dair bir şeyler sordu. Onun üzerine bunu söyledi. Bakın Nebahat Hanım dedi. Ameliyat edeceğiz dedi. Dedim hayır hayır ben ameliyat düşünmüyorum. Çünkü çocuklarım çok küçük o esnada. Peki o zaman dedi, ilaç tedavisine başlayalım. Çünkü dedi, bu dedi ilerlemiş bir durumda dedi. Hani öyle bir şey ki, onu duyduğunuz anda bir duvara kendinizi çarpmışsınız gibi. Değişik, o çok başka bir şey. Kanser teşhisi mi koydun Nebahat Hanım? Evet. Dedim, yani... Önce bunu anlatmanızı özellikle istedim. Çünkü varlıkların yaptığı müdahale o zaman daha çok hani, anlam kazanıyor. İzleyicilerimiz hani o gözle... dinlesinler diye. Bunun kanser olduğunu söyledi. İşte söylediğinde ben bir duvara çarpmışım gibi hissettim kendimi. Dedim peki ne olabilir? Dedi ameliyat dedi. Peki ben size bir şey sormak istiyorum dedim. Ameliyat olursam veyahut da olmazsam ne kadar şansım var dedim. Olumsuz ve olumlu tarafı dedi. %50 dedi. Yani ameliyat olursanız %50. Yani ikisine de %50 tanım koydu. Yani iyileşebilirdi, iyileşmeyebilirdi. Hı hı. Peki dedim,
Ama ameliyat olmayı düşünmediğimi belirttim. O zaman dedi ilaçlara başlayalım dedi. Bana kanser ilaçlarına başlandı. Öyle bir şey ki o dönemde çalışıyorum. 3 çocuk annesiyim. İşim çok yorucu. O ilaçları aldığım süre içerisinde o kadar büyük halsizlik, yorgunluk hissediyordum ki ve daha sonra saçlarımda dökülmeler başladı. Bir hayli açılmıştı bu saçlarım. Ve ben bunları böyle topluyordum. Etrafına çiçek mi çiçek falan bir şey takarak kendimi öyle avutuyordum. İlaçlar beni çok rahatsız ediyor ve gittim dedim ben hani ilaçları kullanmak istemediğimi söyleyeceğim. Ama bana diyecek ki bunu kullan. Ve ben ilaçları attım. Kullanmadım. Uzun sürede doktora gitmedim. Daha sonra gittiğimde ilaçları niçin kullanmadığımı söyledi. Dedim kullanmak istemiyorum, beni bu şekilde rahatsız etti. Ve ben dedim ki el etmek istemiyorum dedim. Ameliyat da istemiyorum dedim. Kemoterapi de istemiyorum. Hiçbirini, çünkü bana seçeneklerimi sundu. Bunlar yapılacak diye. Kabul etmedim. Aradan epey bir zaman geçti. Peki aklınızda ne var yani tedavi olmazsa? Çünkü insanı kötü sona götürebilecek bir hastalık. Ne düşünüyorsunuz? Çünkü şunu düşündüm. Benim o anda 3 tane evladım var. Böyle bir şey ki evladınız olduktan sonra her şey geride kalıyor. Evlatlarınız sizin hayatınızın önüne geçiyor. Ve ben onların hiçbir şekilde üzülmesini istemedim. Dedim ki bu süre içerisinde ne kadar, ne kadarsa. İşte bir veya bir buçuk dedi ne kadar zaman hani bir veya bir buçuk yıl. Çünkü de çok ilerlemiş bu dedi. Nasıl yani bir buçuk yıl anca yaşarsınız evet, mı? Evet bir veya bir buçuk yıl arası dedi. Hani belki beni ameliyata ikna etmek için mi söyledi onu bilemiyorum. Ben bunu kabul etmedim. Bir taraftan tabii düşünüyorum, olsam mı, olmasam mı? Fakat çocuklarım çok küçük. Dedim en sonunda dedim ben bu ameliyatta olmayacağım. Geri kalan zaman neyse gideceğiz, sona gidecek zamana kadar dedim. Ben çocuklarımla beraber olacağım. Yapmak istediğim her şeyi yapacağım ve dolu dolu yaşayacağım dedim. O nedenle düşünmedim. Ve her gün sabah kalktığımda da yine bana büyük babamın bir öğretisiydi bu. Bakarım gökyüzüne, şu hareket yaparım. Ve bütün güzellikler, yeni bir gün, yeni bir doğumdur, bir müjdedir, bir mucizedir. Onu düşünerek bir meydan okumam vardır. Ve daha sonra her şeye şükrederim. Ve sanki bütün dünyayı, evreni ve kendimi kucaklıyor gibi kucaklarım. Ellerimde bir enerji oluştururum ve bütün bedenimi yayarım. Hep ben bu şekilde götürmeye çalıştım. Ve bu böyle devam ediyor. Dediğim gibi arada epey çok uzun bir zaman geçti. Bir daha gitmedim. Çünkü sevmiyorum hekime gitmeyi. Yine aynı şekilde demek yere geliyorum, başladığım yere geliyorum. Egzersizimi yaptım, meditasyonumu yaptım. Ve halım üzerinde boylu boyunca yatıyorum. Bu şekilde yatıyorum. Perdeler açık ve ben gökyüzünü görüyorum. Gözlerim açık mı, kapalı mı, hiç onu hatırlayamıyorum. Büyük bir ışık, sanki bir ses de geldi gibi. Herhalde gözümü açtım bilmiyorum. O kadar büyük bir ışık, o kadar parlak bir ışık ki gözlerimin içine doğru doldu böyle. Bütün bedenimi sardı sanki. Ve o ışıkla beraber, sanki ışık beni yukarıya doğru çekiyor gibiydi. O ışıkla beraber yükseldiğimi hissettim sanki. Yani o an ayırdına varmaya çalışıyorum. Fakat hiçbir şey tam düşünemiyorum. Yükseldiğimi hissettim. Bir masa gibi mi, seyde gibi mi, yani öyle bir şeyin üzerinde gidiyor gibi hissediyorum. O ışık hızıyla beraber o kadar süratli gidiyoruz ki ve büyük böyle bir koridor gibi bir yer. Duvarlar, tavan ve yattığım yerden yeri görüyorum. Böyle pırıl pırıl, gümüşü renkte tarif edemeyeceğim çok hoş, güzel bir koku. O kadar güzel bir koku ki yani devamlı onu böyle içinize çekmek istiyorsunuz. Ve o esnada bu tarafımda 4, bu tarafımda 4, bir tane de başucumda olduğunu hissediyorum. Biri tam böyle karşımda. Ama oradaki sanki bunlardan daha büyük gibi. Ve ben yine bu şekilde... Diken mi yoksa onların böyle bir şeyi gibi mi, yöneticisi gibi bir varlık mı? Ya işte sanki nasıl diyeyim, onlardan daha büyük, artık ne anlamda olduğunu bilemeyeceğim ama onlardan daha büyük gördüm onu. Biraz daha büyük olarak gördüm. Varlıklar o kadar güzeldi ki, iri gözleri, hafif üçgen yüzleri, ince uzun boyunları, gri ve uzun böyle boğumlu parmakları vardı. Hiçbir şey hissedemiyorum o anda. Fakat o anı vermiş olduğu huzur, mutluluk o kadar güzeldi ki. Ve direkt böyle bakaraktan
elini buraya koydu, yanan yerlere koydu. Fakat şey, hani böyle bir soğuk ıslak gibi bir şey vardır. O tenleri, ten diyeceğim ona, o tenlerin değmesine o soğukluğu hissettim. Ama daha sonra hoş bir sıcaklık yayıldı. Ama ben hiçbir korku, kaygı, endişe taşımıyorum o esnada. Böyle yayıldı ve daha sonra göğsüme baktılar. Oh, bu şekilde yine birinin eli burada, bir burada, bir eli de göğsümün üzerinde. Yine o parmakları aynı şekilde buraya koydu. O aynı soğuk teması hissettim. Öyle bir şey ki, o kadar yine o burada hissettiğim sıcaklık gibi, hoş bir sıcaklık ama sizi hiç huzursuz etmiyor, yakmıyor, rahatsızlık vermiyor. Bir huzur, bir rahatlık veriyor. O şöyle göğsümün şu kısma doğru o sıcaklık yayıldı. Kollarımdan doğru başıma çıktı. Bir devir daim yapar gibi ayaklarımdan döndü. Onları hep hissediyorum o sıcaklığı. Buraya geldi, burada yoğunlaştı. Ettiğimi biliyorum ve ağzımdan böyle bir sıcaklık çıktı. Ama o an o kadar güzeldi, o kadar... Şimdi bakın bunları anlatırken pek çok dinleyen kişi, kimisi benim gibi yaşayan kişi ilgi ve dikkatle izleyecek bunu. Beni anlayacak. Ama kimisi de yüzünde inanmaz bakışlar, müstehsi bir gülüşle izleyecekler. Ama tabii ki herkesin düşüncesi kendi kafasında kalmaya mahkumdur. O anı yaşadım ve bazı şey tam anlatamıyorum bile hissettiklerimi. Çünkü kelimeler o kadar yetersiz, ifade edemiyorum onda. Ya bakın şimdi şu anda bile o anı yaşıyor gibiyim. Belki sesimden de anlaşılıyordur bu. Çok başka bir andı. Tekrar, şu an sesinizi titreten ne? Duygulanıyor musunuz? O anı mı özlüyorsunuz? O mucizeye tanık olmak mı? O an çok çok özel. Yani hiç bitmesin istiyorsunuz. Ve daha sonra karşımdaki biraz daha onlardan büyük olduğunu hissettiğim o iri gözleriyle mesela siyah bir şeye baktığınız zaman size hiçbir duygu vermez. Fakat oradan öyle bir akış vardı ki, o siyah gözlerden öyle bir akış vardı ki, bir güven, hani o bir sevgi vardır. Öyle hissedersiniz ki içiniz böyle doldurur. Böyle onun gibi karşıdan gözlerim içine doğru doldu. Bütün bir içim, huzur, güven, tekrar bunu belirtiyorum. Yani hissettiğim şeyleri belirtmeye çalışıyorum. Korkma dedi. Her şey güzel olacak dedi. Her şey iyi olacak dedi. Ve o esnada da gümüşü olan yerlerde karşımda çok böyle bir saydam bir yer. Fakat orada hani bu eskiden fasit hesap makineleri vardır. Onlar böyle şıkır şıkır dönüyor ve devamlı oradan bir rakamlar akıyor. Ve bir yıl insan görüntüsü bu şekilde geçiyor. Ve onlar geçerken buradan benim gözlerimin içinden burama kadar dolduğunu hissediyorum. Yani daha doğrusu aktığını hissediyorum. Ama neyin nesiydi onu bilemiyorum. Ve tekrar geleceklerini söylediler. Ve ben hep onları her zaman için dost bildim. Çünkü o benim bilinçaltımda dedemin söylemiş olduğu dost dediği daha sonra onların o olduğunu anlıyorum. Ve büyük bir hızla tekrar camdan gittiler. Pencere açık değil. Ve camdan gittiler. Işın ardından baktığımı hatırlıyorum. Tabii ama hiçbir yerim oynamıyor. Ne oldu dedim. Nedir bu? Rüya mı? Gerçek mi? Ayrımsayamıyorum ve onun ayırdına varmaya çalışıyorum. Ellerimi oynatmak istedim. Hayır. Ayak parmaklarımı oynatayım dedim. Hayır. En çabuk yapacağım. Dilimi ısırayım. Hayır. Yani o anda felç olmuş gibi hiçbir yerimde bir hareket yok. Hiçbir endişe, korku, kaygı, öyle bir duyguya yer yok. Sadece bir huzur, bir rahatlama, onu hissediyorum. Bir güven duygusu hissediyorum. Bir daha sonra hani bir şeyi şöyle koyuverirsiniz ya, onun gibi yerimde şöyle olduğumu biliyorum. Baktım her tarafımı oynatabiliyorum. Tekrar gözüm camda ama hiçbir ışık yok. Gözümde yaşadıklarım geldi. Elime baktım. Ay, elimde hiçbir şey yoktu. Yanık izi gitmiş. Hiçbir şey yoktu. Direkt göğsüme elledim. Bakmam lazım. Yerimden doğruldum. Direkt banyoya gittim. Çünkü böyle göremeyeceğim belki dedim. Karşıdan bakıyorum. Oradaki o görüntü, akıntılar, etrafındaki o kötü renkler hiçbir yoktu.
Hiç. Şimdi bakın, benim gibi bunu yaşayan kişiler mutlaka ki vardır ki onlar beni çok iyi anlayacaklardır. O kadar mutlu oldum, o kadar mutlu oldum ki o anda. Ama inan, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu neydi, yaşadığım neydi? Çünkü ilk defa ben o varlıkları yanımda gördüm. O kadar başka bir andı ki, çok güzel bir andı o. Şimdi bu hikayede çok, daha doğrusu yaşadıklarınızda çok önemli bir şey var. Artık maddi bir delil var. Çünkü sizin ileri seviye bir kanser vakanız var. İleri seviye doktor size diyor ki 1,5 yıl yaşarsın. Evet, bir veya zaman bir veriyor. Buçuk bir veya 1,5 yıl. Hı hı. Şeyi çok merak ediyorum. Sonra tabii doktora gittiniz değil mi? Yani göğsünüzü gösterdiniz. Gidiyor ve doktor da şaşırıyor. Şimdi öyle doktora o zamanlar uzun süre gitmedim. O zaman Ankara'daydım. Daha sonra... Ne oldu? Ben iyileştim diye mi düşündünüz? Ay, artık orada bıraktım onu. Çünkü güven duymam gerektiğini hissettim onlara. Çünkü o kadar onu içimde hissettim. Bütün hücrelerimde hissettim. Ve gitmedim. Bir daha gitmedim. Dedim buna, tabii yine her gün sabah olduğu gibi gökyüzüne bakıyorum, meydan okuyorum, uçaklıyorum. Bir takım böyle kendi çalışmalarla. Bir süre gitmediniz ama bir süre sonra gittiniz değil mi mutlaka? O zaman gitmedim. Ve daha sonra buraya, İzmir'e yerleştiğimde 2017 miydi? Tam anımsayamıyorum. Bu olay 15 yıl önce sanıyorum. Gerçekleşiyor değil mi? Evet. Burada tekrar gittim. Yani dedim rutin tahlillerimi falan bir yaptırayım diye. Çünkü şekerim falan vardı. Gittik. Doktor baktı. Dedi ki önce bir muayene edelim. Çünkü bir takım şikayetlerimden dolayı bakar. Ah dedi, göğsünüz dedi. Hemen dedi MR yazıyorum dedi. Dedim ben MR falan çektirmek istemiyorum dedim. Çekilecek dedi. Neyse bir takım tetkiler, tahliller, MR'lar çekildi. MR çekildiği gün çeken kişi dedi ki Nebahat Hanım biraz bekleyin dedi. Dışarıya çıktı, geldi. İşte bu tarafa alalım dedi, ultrason çekilecek dedi. Peki dedim, geldim, ultrason çekiliyor. Çekilirken çeken kişi bir ara verdi, içeriye gitti. Başka bir kişiyle beraber geldi. Tabii ben anlamıyorum konuşmalar, çok yavaş konuşuyorlar. Baktı, tamam dediler, giyinebilirsiniz. 2 gün sonra dediler, sonuç çıkacak. Peki dedim, 2 gün sonra oldu. Gittim, raporum yok. Ertesi gün gittim tekrar, raporum yok dedim. Hani 2 gün sonra demiştiniz, biz size haber vereceğiz dediler. Peki dedim, bekliyorum artık. Derken birkaç gün sonraydı, telefon geldi. Dediler Nebahat Hanım, müsaitseniz hemen gelin, doktor sizi görecek. Evim çünkü çok yakın hastaneye. Kalktım gittim, doktoru gördüm. Hoş geldiniz dedi. Baktı şöyle, nasılsınız dedi. Teşekkür ederim, iyiyim dedim. Yaptı. Nebahat Hanım dedi, nerede tedavi oldunuz dedi. Ben tedavi olmadım dedim. Çünkü olduğu şekilde söylemek zorundayım. Ameliyat dedi, hayır ben ameliyat da olmadım, tedavi de olmadım dedim. Sadece belli bir dönem dedim, ben kanser ilaçlarımı kullandım. Ve daha sonra onları kendi isteğimle kestim ve ben bir daha ilaç kullanmadım dedim. Fakat orada bir cerrahi operasyon izi var. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Göğsümün burasında. Ha, o da diyor ki illa yani bir operasyon oldunuz, nerede evet. oldunuz bu evet. diyor doktor. En sonu bana dedi ki, bakın Nebahat Hanım dedi, siz bir de tedavi olmuşsunuz dedi. Yani bunu söyleyebilirsiniz dedi. Yurt dışında mı oldunuz dedi. Hayır dedim, yurt dışına hiç çıkmadım dedim. Yani neden Rusya'da mı, Küba'da mı, nerede ameliyat oldunuz dedi ya tedavi oldunuz dedi. Tebessüm ettim. Yok çünkü öyle bir şey. Dedim ben ameliyat da olmadım, tedavi de olmadım dedim. Yani sadece bir kanser... Bakın Nebahat Hanım dedi. Belki de söylemek istemiyor olabilirsiniz dedi. Belki hatırlayamıyorsunuz. Hani belki yaşımdan dolayı böyle düşündü bilmiyorum. Belki de hatırlayamıyorsunuzdur dedi. Ama dedi burada dedi, bir tedavi yapılmış dedi. Bir tedaviniz var burada dedi. Bir ameliyat olmuşsunuz dedi. Burada var bir. Yok dedim. Sen bilmiyordu olsan bir ameliyat var diyor şimdi, doktor. Şimdi ben yani. Bunu doktora... Bunu anlatsam bana diyecek ki hemen bunu alın götürün Manisa Akır Hastanesi'ne yatırın. Ya bunu herkese paylaşamıyorsunuz çünkü az önce belirttiğim gibi insanların size bakışında böyle bir inanmaz bakış, yüzüne hafif bir müstehsi gülüş, o sizi çok rahatsız ediyor. Onun için bir şey söyleyemedim. Orada çok ileri teknikle yapılmış bir şey var. Evet. Onu anlayamadılar. Yani Türkiye'de olmayan, o doktorların görmediği, evet. Hiç bilmediği bir teknik. Daha önceki konuşmalarımızdan hatırladığım için söylüyorum bunları. En çok da ona şaşırıyorlar. O şekilde söylediler.
Ve ben oradan çıktım, peki o zaman dedi. Peki, yani siz bilirsiniz gibilerden. Ondan sonra, yani bir raporum çıkmış fakat bunun için işte birkaç dedi, hekim arkadaşla görüştük, ettik dedi. Yani oralara çok fazla hani zaman almak için girmediğim için onlardan söz etmiyorum. Bana direkt bunu söyledi. Ben içimden tabii mutluyum yani, hiçbir şeyim yok, gayet iyiyim. Yine uzun bir zaman geçti. Burada bir Erhan Hocam'a dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. Erhan Hocam, böyle aslında hekimlerin de anlatamadıkları ama yaşadığı olaylar var. Biliyorum siz de hani şimdi isim vererek tabii söylemezsiniz ama. Tabii ama benim konuştuğum doktorlar tanık var. Olan hekimlerin tanık olduğu böyle mucizevi olaylar oluyor. Ya da raporlu var, ameliyat var ama yapan yok var, ya da evet. İyileşmeler var. Yani böyle mucizevi iyileşmeleri raporlarında işte mümkün olduğu kadar kapalı ifadelerle yer veriyorlar. Çünkü açıklayamıyorum. Yani tıbben bunun açıklaması mümkün değil. Ya da benim konuştuğum bazı açık görüşlü ve bu konulara hani meraklı, takip eden, bilen bazı doktorlar da tabii bunları kendisine saklıyor. Orada bir takım fizik ötesi müdahalenin olduğunu gayet iyi bilen doktorlar var. Ben konuştum kendileriyle. Ama tabii raporlarına bunu açık şekilde yazmalarının imkanı yok. Yani mesleki açıdan yapamıyorlar ama gayet de farkındalar. Çünkü oradaki müdahale, oradaki iyileşme ancak hani dünyevi şartlarda mucize olarak nitelendirilecek çapta bir iyileşme. Bakın, hatta bir olay anlatayım size. Yıllar önce bir hanım anlatmıştı bana annesiyle ilgili. Çok da ciddi, düzgün insanlar. Yaşlıca bir anneleri var, birkaç kardeş onlar. Dizinde bir sıkıntı var, çok ciddi bir sıkıntı var. Ve çözülemiyor bir türlü, yani hiçbir tedavi yöntemiyle annenin. Bir süre sonra kendiliğinden iyileşiyor. Doktora gidiyorlar, işte orada MR falan her neyse bir şeyler çekiliyor. Orada bir platin görüyor doktor ama değişik, farklı bir platin dize takılmış ve iyileşmeyi sağlamış. Doktor şaşırıyor, diyor ki bu şey... Platini nerede taktırdın? Hani dünyada bildiğimiz bir yöntem değil bu. Yani bu şekilde, bu formda böyle bir şey de yok. Teknoloji böyle bir yok. Böyle bir teknoloji de yok. Yani böyle bir tıp teknolojisi de yok. Nerede oldunuz ameliyatınızı, diyor o hanımefendiye, teyzemiz. O da diyor ki, evladım ben hiç ameliyat olmadım dizimden hayatım. O da diyor ki, tıpkı işte Nebahat Hanım'a karşı o şey yaptıkları gibi, gösterdikleri reaksiyon gibi ya da düşündükleri gibi doktorların, herhalde hatırlamıyor. Yani ya zihni karışık, ya unutuyor, başka bir rahatsızlığı var falan deyip kızlarını çağırıyor. Kardeşler geliyor, onlar da doğrulayınca bizim annemiz ameliyat olmadı diye, tamam anladım ben, diyor doktor ve o konu kapanıyor o şekilde. Yani hiçbir müdahale yok, hiçbir ameliyat yok ve oraya yerleştirilmiş bir cisim var. Yani o dizi düzelten, iyileşmeyi sağlayan işte bir platin gibi bir parça. Şimdi bu tür şeyler oluyor. Bunlar biliniyor da bazı doktorlar tarafından, bazı hemşireler tarafından da biliniyor. Bana gelen vakalar var. Hastane yeri, şehir, tabii ki isim, bunlardan söz etmem mümkün değil. Bu konuda hassas olmamız gerekiyor. Ama son derece tipik bir vaka ve yaşadığı tek iyileşme vakası da değil Nebahat Hanım'ın. Onun tabii onun tatlı anlatımıyla dinleyeceğiz birazdan. Ya o hekimin o gün bana bakışında, çünkü ben çok bakışlarda, hareketlerde kalan bir kişiyim. Bakışında böyle bir inanmamazlık veya işte niçin söylemiyorsun gibilerden böyle bir ifade var. Peki o zaman dedi. Buna bağlı olaraktan da Erhan'cıma da söz ettim. Ben geçen sene 21 Ekim'de tekrar dedim hadi kontrole gidelim de. Doktor yine benden bir takım tetkikler istedi, MR istedi. Onlar çekildi. Doktor dedi ki ameliyat dedi. Şimdi evet en güzeli artık... Teşhis ne kondu tam olarak söyleyin. Tekrar mı göğüs kanseri, nüks mü etmiş? Bakmam lazım dedi. Bakmam lazım dedi. Hiçbir şey söylemedi. Bakmam lazım dedi. Bir açıp bakacağız dedi. Çünkü etraftaki bazı kişilere de bunu artık yapmam gerekiyor. Neyse 21 Ekim'de ben ameliyata girdim.
Ameliyatta masada yatıyorum. Dolaşan sağlıkçılar var. Ve burada bir bayan doktor var. Yüzümü siliyor. Şimdi dedi çok güzel olacak dedi. Uyuyacaksın dedi. Böyle yüzümü siliyor. Derken gerisini hatırlamıyorum. Gerisini hiç hatırlamıyorum. Herhalde uyumuşum. O ameliyat esnasını görüyorum. O yine o gri vardır dostları görüyorum. Öyle bir şey ki yukarıdan kendime bakar gibiyim. Yani yatıyorum ameliyat masasında. Yukarıdan kendime bakar gibiyim. Ve onlar yanımda. Yanımda fakat doktorun parmaklarının arasında parmakları. Göğsünde. Ameliyat bitti. İçeriye getirdiler. Daha sonra işte kontrola gittiğimde, artık o esnada ben ne konuştum bilmiyorum. Kaç varlık hissediyorsunuz orada? Yani görüyorum dediniz ya. Yani siz ameliyatınıza da dünya dışı varlıkların... Ameliyat esnasında... Ameliyatta da olduğunu söylüyorsunuz. Tabii. Ve o esnada kendimi de yukarıdan görüyorum. Hı hı. Yani yukarıdan bakıyorum. Yattığım yerde kendimi görüyorum ama yukarıdan kendime kendim bakıyorum. Ve onlar yanımda, iki tane burada, iki tane burada olmak kaydıyla ve... Şimdi doktorun parmakların arasında onların o ince uzun boğumlu o sivilmi parmakları vardı. Ameliyat bitti. Doktorlara yardımcı oluyorlar ama doktorlar farkında değil o anda. Tabii ki. Evet. Ya sanki öyle bir şey ki tabii. Hani şimdi bunu bütün bu şekilde konuşmak istemiyorum ama sanki ameliyatı onlar yapıyor gibiydi. Böyle evet. Bir şeydi. Ve kendimi yukarıdan görüyorum. O kadar başka bir duygu ki kendinizi böyle yukarıdan görmek çok başka bir şey. Ve daha sonra doktora gittim, işte dediği zaman da baktım. Nebahat Hanım dedi, elime de verdi sonucumu, tertemiz dedi. Ben biliyordum zaten dedim. Yüzüme baktı. Daha sonra dedi, yine sen bir karşılaşırız, bir konuşmamız gerekir dedi. O zaman aklıma geldi, acaba ayrılırken onlardan söz ettim mi, etmedim mi onu bilemiyorum. Fakat doktorun yüzünde şöyle bir tebessüm vardı. Hani yaşlı kadın rüyamı gördün, belki o şekilde düşünmüş de olabilir, bilmiyorum artık. Fakat elime verdiği... Belki onlar bir şey hissetti ve bir farklılık yaşadı. Allah bilemiyorum. Yani elime verdiği raporda aynen bu sözü söyledi. Tertemiz dedi, koltuk alt lefleri dedi, çok temiz dedi. Ama evde yaşadığınız bir deneyim vardı. Efendim? Bu ondan önce miydi bu yeşil ışığın içine alınma deneyimi? Yine yatıyorum. Yine bir ışık hissediyorum ama o kadar yoğun değil. Fakat şöyle bir disko topu düşünün. Böyle bir disko topu gibi büyüklüğünde top değil. Etrafı bir şey görmüyorum. Sadece küçük büyük böyle minik minik ışıklar şu şekilde spiral şekilde böyle döner gibi. Ve öyle bir şey ki döndükçe onlar sanki böyle büyüyor ve beni yattığım yerden onun içine doğru çekiyor gibi böyle bir şey. Onun içinde miyim, yatağımda mıyım onu işte ayrımsayamıyorum. Yine o süre içerisinde, o sıralarda çok fazla olmuştu. Sana da söyleyeyim Erhan'cığım. Evet. Böyle nasıl diyeyim, o kadar hoş bir yeşil bir ışık ki yine benim böyle yani çok mutsuz olduğum zamanlarda... üzüntülü olduğum zamanlarda öyle anlarımda çok daha yanımda oluyorlar. Böyle bir sıkıntım olsun veya ufak bir rahatsızlık, bir durum olsun, bir keyifsizlik olsun. Onları mutlaka ki hissediyorum. Ve buna benzer o kadar çok zaman, belli aralıklarda yaşadım ki ben bunu böyle yeşil bir ışık olarak da, o yeşil ışığın içine giriyorsunuz. Ve tepeden tırnağa sizi adeta hani derler ya böyle şakır şakır yıkadı. Sanki tazelik bir hortum tutulmuş ve sizin bütün bedeninizi öyle yeşil bir ışıkla yıkıyorlar gibi. Bütün bedenimi yıkandığını ve iç ve dış yıkandığını hissettim. O dönemde de yine bir takım durumlarım vardı. Ama bana çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Şimdi Nebahat Hanım'ın yaşadığı bir başka mucizeye geçeceğiz. En çok da merak ettiğimiz şey çünkü Erhan Kolbaşı'nın gözleri önünde gerçekleşiyor. Anlattıracağım her ikisine de. Ama önce niye Nebahat Hanım'ın hep başına geliyor bunlar Erhan Hocam? Canı sıkıldığında bile yanındalar. Kanserini iyileştirmişler. Daha şimdi dahası var dinleyeceğiz. Pardon. Bu haksızlık değil mi diyorsunuz değil mi? Ya bize de gelsinler. Çekleyebilir miyim? Bakın ben böyle çok mutsuz ve güçsüz olduğum anlarda hani zaman hepimizde olan bir şey. Bir isteksizlik olabilir. Ve ben onları diyorum işte böyle yanımda, arkamda, yani hissettiğim anda öyle bir şey ki öyle bir güç geliyor bana. Yani
En ağır şeyleri daha o anda kaldırabilirim. Enerjim artıyor. Yorgunluk bilmiyorum, uykusuzluk bilmiyorum. O kadar hayat dolu oluyorum ki. Ya onları hissettiğim anda yani biliyorum onlar her an benim yanımdalar. Da neden sizin yanınızdalar onu soruyorum. Ben onları seviyorum. Belki onlar da beni seviyordur. Mutlaka. Şimdi tabii sadece nebatım yaşamıyor böyle bir şeyi. Çok sayıda insan var. Ama herkes şu soruyu çok doğal olarak tabii soracaktır. Yani bizim ailemizde de hastalıklar var. İşte bizler de rahatsızlıklar geçiriyoruz. İleri seviyede rahatsızlıklar, basit rahatsızlıklar her neyse. Neden böyle bir ayrıcalıktan biz yararlanmıyoruz sorusunu çok doğal olarak soracaklar ve soruyorlar da zaten insanlar. Ben bunu tabii kitaplarda anlattım defalarca, bir takım yayınlarda, röportajlarda anlattım ama burada tekrar etmem gerekiyor çünkü çok kritik bir konu. Hepimizin ailesinde hastalıklar var, hepimiz kayıplar yaşadık, hepimiz acılar yaşadık. Sağlık sorunları çeken, çok ciddi rahatsızlıklardan muzdarip insanlar var etrafımızda. Neden böyle bir teknoloji varken bu varlıkların ellerinde ve bunu insanlık için kullanmıyorlar meselesine geliyor iş aslında. Şimdi mesele bu kadar basit değil. Her şeyden önce hastalıklar dünya tekamül programının en önemli unsurlarından, en önemli geliştirici unsurlarından bir tanesi. Nasıl geliştiriyor bizi? Çeşitli duygu halleri yaşamamıza sebep oluyor. Sadece kendimiz için değil, etrafımızdaki insanlar için de bir takım sınav mahiyetinde adeta durumlar yaşatıyor. Fedakarlık sınavı yaptırıyor, sabır sınavı yaptırıyor. Aklınıza gelebilecek her türlü gelişim malzemesini sunuyor. Yani hastalıklar bizim tekamülümüz için en azından bu devrede, bu seviyede, insanlığın bu seviyesinde ne yazık ki hala bir gereklilik durumunda. Aynı zamanda bir karmik telafi imkanı da sağlıyor bizlere. Dolayısıyla şu an bu varlıkların bütünüyle bu teknolojileri bizim hizmetimize sunup insanlığı bu hastalıklardan kurtarma gibi, buna müdahale etme gibi, kitlesel olarak diyorum ama, bir şansları yok. Buna bir kere her şeyden önce tekamül yasaları müsaade etmiyor. Burası bir okul, bu okulda yaşanması gereken dersler var ve bu hastalıklar daha bir süre yaşanacak. Ha, ama bu şu demek değil. Bu varlıklar bu hastalıklar üzerinde bir takım testler yapmayacak, bunları incelemeyecek, araştırmayacak, bir takım çözüm imkanlarını da adeta bir fragman gibi insanlığa sergilemeyecek anlamına gelmiyor. Böyle bir program, bu projeye enkarnasyon öncesi planlarında katılma isteklerini beyan eden gönüllüler, işte Nebahat Hanım gibi gönüllüler aracılığıyla devam ediyor dünyada. Bu testler yapılıyor. Bakın, şimdi bizim evrenimiz maddenin çeşitli titreşimsel varyasyonlarından oluşan katmanlardan oluşuyor. Biz belli bir katmanı temsil ediyoruz bu fiziksel boyutumuz itibariyle. Ve bizim bulunduğumuz seviye nispeten daha aşağılarda bir seviye olduğu için fiziksel alemimiz diyeyim. Burası birçok laboratuvar gezegeni barındırıyor. Dünya da laboratuvar gezegenlerden bir tanesi. Yani çok üstün şuurlu, yüksek şuurlu varlıkların bir takım testler yaptı, bir takım madde üzerinde denemeler yaptı, bir takım projeler yürüttüğü bir gezegen. Ha, bu bizi, tabirimi bağışlayın, aşağılık bir duruma düşüren bir mesele değil. Yani öyle bakmamak lazım bu olaya. Bu laboratuvar mahiyetini biz üstlenmişiz burada. Ve buraya gelen doğan varlıklar da bu deneysel çalışmaların içerisinde bulunarak varoluşa, bilginin gelişimine, evrensel bilgi havuzunun genişlemesine katkıda bulunan insanlar. Hepimiz öyleyiz. Hem burada bireysel tekamülümüzü gerçekleştiriyoruz, hem kitlesel olarak birbirimizi geliştiriyoruz ve yükseliyoruz, hem de evrensel genetik çalışmalara, şifa çalışmalarına ve diğer çalışmalara burada katkıda bulunuyoruz. Şimdi herkes bu çalışmanın içinde doğrudan bulunamıyor. Daha önce de bahsettim. Bir,
çok öncelerden gelen bir şuuraltı esnekliği, bir hazırlık, bunu kaldırabilecek bir psişik kapasite, ruhsal kapasite, bir ruhsal kudret gerekiyor. Şimdi böyle bir projenin içinde yer alabilirsiniz. O varlıklarla bir şifa çalışması içerisinde bir denek olarak da görev alabilirsiniz ama herkes bunu kaldıramaz. Şimdi Nebahat Hanım bunu kaldırabiliyor. Bakın bu süreç içerisinde neler var? Defalarca kanser teşhisi konuyor. İlaçlar da alıyor. Çok ağır süreçler geçiriyor. Çok büyük sıkıntılar geçiriyor. Şimdi herkes buna katlanabilir mi? Ve herkesin hayat planında böyle bir durum da olmayabilir. Böyle bir ihtiyacı da olmayabilir. O da ayrı bir konu. Bu o kadar basit bir mesele değil. Yani ben evet dünyaya geleceğim. Bu yaşamın süresince böyle bir hastalığa defalarca yakalanacağım. Ama defalarca da iyileşeceğim. Ama bunu kaldırabilecek bir psikolojik kudreti de sergileyeceğim diyen insanlar bunlar. Bakın kolay işler değil. Bu öncülük meselesidir ve gönüllülük meselesidir. Bu bir proje işidir. Bu testler yapılıyor. Daha önce de bahsettim başka bir bölümde. Bu devre için olmayabilir bu çalışmalar. Bu kozmik devre için olmayabilir. Dünyanın önümüzdeki devresi, yeni kozmik devresi içerisinde kullanılabilecek bir takım teknolojilerin şu an ön hazırlığı, ön çalışmaları yapılıyor olabilir. İşte onun gönüllüleriyle konuşuyoruz biz bu program. Onun için neden Nebahat Hanım da ben değilim meselesi basit bir konu değildir. Ben bunu yüzlerce sayfayı da yazarak anlatabilirim ki yazdım zaten kitaplarda. Bu işe lütfen öyle bakmayın. Biz bu hastalıklarla bir süre daha mücadele etmek zorundayız. Her şeyden önce bu varlıklar şunu sergiliyor. Bize daha üst bir realitenin ön bilgilerini, fragmanlarını burada gösteriyorlar. Diyorlar ki sizin kimyasallarla, ağır kimyasallarla çözmeye çalıştığınız, tedavi etmeye çalıştığınız hastalıkların hiçbir şekilde kimyasal kullanılmadan, sadece ruhsal teknolojiyle, enerjiyle vesaire bir takım çok yüksek seviyeli, temiz teknolojilerle çözümü var. İleride bunları bulacaksınız ama bunları sizin bulmanız gerekiyor. Biz size bunu doğrudan veremeyiz. Doğrudan tekamülünüze müdahale edemeyiz. Buna yasalar müsaade etmiyor. Bir okul içerisindeyiz. Bir sınavda olan öğrencilerin eline cevap kağıdını vermek gibi bir şey bu. Bunları yapamazlar. Ancak bir takım gönüllüler aracılığıyla böyle bir realitenin mevcut olduğu ve ileride bunu yapabileceğimiz konusunda ümitlenmemiz, umut taşımamız gerektiği, böyle bir ufukta, böyle bir yeni realitenin mevcut olduğu konusunda bize çok değerli fragmanlar izletiyor varlıklar. Öyle bir şey ki, mesela o ilk benim bana dokundukları zaman onlardan hissettiğim şuydu. Yani içimden yani konuşmak istiyorum, sormak istiyorum ama konuşamıyorum. Onlar benim söylemek istediğimi anlıyorlar. Ve biri şu, niçin hani siz ne yapıyorsunuz, niçin böyle? Eğitim, yardım, iyileştirme, bilgi. Bana bunları böyle hani kesik kesik de olsa belki de o anda bana çok daha detaylı konuşuyorlar da belki ben mi tam o anda onlara... Ama bu çok net hakkınızda. Eğitim, yardım, evet, iyileştirme. Evet, tedavi. Yani iyileştirme. İyileştirme. Uzun uzun cümlelerle az önce anlattıkları dört tane kelimeyle. Yani bunu o şekilde bana ifade ettiler. İşte ondan sonra zaten bir de daha önceden de onlardan korkmamam gerektiğini, pek olmadığımızı bildiğim için bir de hep böyle yanında bir şey hissediyorum ama hani onların olduğunu bilmiyordum. Onlarla karşılaştım. Onlar benim için bir dosttur. Ve gerçekten iyi. Çünkü o bakışlarındaki, o karşımdakinin bana bakışından böyle o akan bir enerji var. O kadar böyle sevgi, güven veren bir şey ki. Ya diyorsunuz ki tamam, at bana bir şey olmaz. Bir güven içerisindeyim. Çünkü böyle bir zırh gibi bir şeyle sarıldığınızı, sarmalandığınızı hissediyorsunuz. Yani bakın bunları şu anda konuşurken ben çok rahat konuşabilen bir insanım. Fakat ifadede kelimeler o kadar yetersiz geliyor ki ifade edemiyorum. O dediğim gibi o koku, o ışık, o varlıkların, o bakışındaki hissettiğiniz,
o duygu çok başka bir şey. O kadar güzel bir sevgi ki o. Ama korkulmayacak olduklarını biliyorum. Çünkü dediler, eğitim, yardım, tedavi, bilgi. Ve gün gelecek, bir zaman sonra onlara herkes görecek. Nereden biliyorsunuz bunu? Onu hissediyorum. Ya bu içsel olarak mı biliyorsunuz? Yani çünkü ben şimdi şu anda hadi 69-70 diyeyim. Her neyse hadi 69. Yaşlı bir kadın. Yani benden ne olabilir? Yani niçin bana gelmiş olabilirler? Zaman zaman tabii düşünüyor oluyorsunuz. Hani gençliğim daha şöyle önünde bir uzun yaşamım var gibi düşünemiyorsunuz. Ama ben şu yaşımdayken bile bana bir hayat enerjisi veriyorlar. O güveni hissediyorsunuz. O kadar güzel bir şey ki. Bir şey ekleyebilir miyim çok izninizle? Lütfen. Bunu es geçemeyeceğim. Benim belli bir yürüyüşüm vardır. Her gün sabah. Narlıdere'nin içi, Güzel Saat'tan orada oturuyorum. Kabrisine gidiyorum. Oradan çıkıyorum. Bu yoldan doğru üç kuyulara kadar giderim. Oradan karşı kaldırıma geçerim. Aynı hizadan Narlıdere'nin sonuna doğru giderim. Oradan karşıya geçer, sonra evime gelirim. Benim böyle bir yürüyüşüm vardı ve çok da hızlı yürürüm. Öyle bir şey ki, şimdi oradan geçtim, yürüyorum. Narlıdere'nin sonuna doğru geldim. Bu kaldırıma geçeceğim. Trafik ışıkları yok. Baktım, oranın giriş yönüne doğru sağ tarafıma. Hayır, hiçbir araba yok. Sadece ileride beyaz bir, yani bana daha yakın olan beyaz bir araç görüyorum. Dedim ben bunu geçerim o gelinceye kadar. Karşıda insanlar kaldırımda yürüyorlar. Karşıya doğru geçerken ay 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 diye böyle bir sesler duyuyorum. Ve bir tok bir hop hop diye böyle bir ses daha. Derken şöyle bir havalandığımı hissediyorum. Ya sanki havadayım, ne oldu anlamadım yani. Hakikaten anlayamıyorsunuz. Kaldırımdayım, bana ne oldu gibi bir durumdayım. İnsan iyi misiniz hanımefendi, iyi misiniz de yanıma yaklaştılar. İyiyim, bir şeyim yok ama bir şey oldu orada, orada bir şey oldu. Ben bile anlayamadım ve daha sonra aracın sahibiymiş geldi. Hanımefendi iyi misiniz dedi. Siz de arabanın, aynen bu şekilde yaptım naklen yayın. Siz de arabanın altına aldığımı sandım ama nasıl oldu dedi, nasıl dedi kaldırımdasınız dedi. Fakat ben o esnada, bakın belki çok afaki gelebilecek ama bütün samimiyetimle, içtenliğimle söylüyorum. İçimdeki neyse dilimdeki odur. Zaman zaman o kalabalığın içerisinde o varlıkları gördüğüm oluyor. Mesela ben görüyorum, yanımdaki de diyorum, gördün mü? Hani mesela bir mezun bilenlere, ne görüyorsun? Bana böyle diyorlar. Ama ben görüyorum ve o gün de sanıyorum muhtemelen çünkü şoför, arabaya kullanan kişi öyle dedi. İnanamıyorum, ben size de ezdim sandım dedi. Ama kaldırmadım. Fakat etraftaki insanlar da soruyorlar, iyi misiniz? Bak, yok, birime bir şey yok, iyiyim. Ve ben oradan nasıl kaldırıma geldim, onu bilmiyorum. Fakat dediğim gibi bir an sanki yükseldim mi, uçtum mu, ne oldum? Orasını hiç hatırlayamıyorum, kavrayamıyorum ama bir şekilde ben kaldırımdaydım. Yani siz göğsünüzde dünya şartlarında yapılamayacak bir ameliyatın izlerini taşıyan birisiniz. O yüzden hani dediniz ya kim inanır kim inanmaz, o izler var, onu hatırlatmak istedim. Şimdi bir tanığınız Erhan Kolbaşı, o hikayeye geçelim, daha evet. Doğrusu yaşadıklarınıza. Niçin bir aradaydınız Erhan Hocam, sizle başlayalım mı? Biz Novus kitabının çalışmalarını yapıyorduk. İşte 25 temasçıyla bilinçaltı çalışmaları yapılıyor. Yaşadıkları hikayeleri doğrulayabilir miyiz, neler çıkacak, acaba daha başka hangi detaylara ulaşırız çalışması yapıyoruz İzmir'de. Londra'dan çok değerli terapist arkadaşım Dilek Karakuş gelmişti. Onunla birlikte çalışma yaparken tabii hayatımızın en sarsıcı olaylarından birisiyle karşılaştık. Nebahat Hanım'ın seansı sırasında. Sizin hayatınızın en sarsıcı olaylarından biri. Öyle tanımlayabilir misiniz? Tabii tanımlayabilirim. İnsan hayatında kaç defa karşılaşabilir böyle bir şeyle zaten. Ne olsa okuyanlar biliyorlar olayı ama bilmeyenler için anlatalım. Belki önce Nevat Hanım anlatmak ister. Sonra ben tamamlarım hikayeyi. İçeriye geçtik.
Regresyon çalışması mı yapacaksınız? Regresyon çalışmasındayız, evet. Ne yapmam gerektiğini söylediler. Rahat bir yere yattım. Kapalı her taraf. Işık falan hiçbir şey yok. Yattım. Bir süre sonra o kadar güzel mor bir ışık ki, mor bir ışık. Ve o mor ışıkla beraber yine o aşina olduğum o kokuyu hissediyorum. Onları görüyorum, dedemi görüyorum. Fakat o mor ışık o kadar enteresandı ki ve o şeyi kokuyu koklamaya doyamıyorsunuz. Yani kokladıkça kendinizi daha mı iyi hissediyorsunuz? Onu bilemiyorum. Yani onun ifadesi yok şu anda. Hiçbir şey ifade edemem. Ama çok başka bir koku. Ve bir araya girip hemen çok kısa izah edeyim. Eterik kimya deriz biz ona. Eterik kimya. O kokular vardır. Ruhsal çalışmalarda, metafizik çalışmalarda karşılaşılır. O bir enerjidir aslında. Sizin beynin koku merkezinde çok yüksek titreşimli bir etkisi vardır. Onun normal kokuların çok ötesinde bir şeydir. Dünyevi bir ifadesi, tanımı yoktur o kokuların. Eterik kimya denir. Gerçek bir koku değildir aslında. Bizim dünyadaki o algıladığımız kokular gibi değildir. Tamamen eterik bir şey. Peki siz ne yaptınız da orada Nebahat Hanım o mor ışıkları görmeye başladı Ayhan Hocam? Şimdi biz... Anlat bize, her şeyi anlat. Her şeyi anlat. Şimdi seans devam ederken... Hayır, o şimdi, seans ne? Hiç bilmeyenler vardır yani. Ne yapıyorsunuz seansı, siz orada? Regresyon diyebilirsiniz. Ekmenezi tanımına daha çok uyan bir seanstır. Dileğin kendi yöntemleriyle geliştirdiği ve onun da tabii patentini aldığı yöntemi de var İngiltere'de. Zaten şu an iki konuda daha master yapıyor. Şimdi ve çok yüksek seviyeli bir psişiktir Dilek. Seans sırasında kişinin yaşadığı olayları onlarla birlikte vizyon olarak izliyordu. Elinde bir kağıt kalem var. Şimdi konuğumuz, danışanımız diyelim, uzanmış durumda. Gözleri de kapalı ışıktan etkilenmesin diye. Ve direkt bana bir şey söylemek istediği zaman kağıda yazıp gösterirdi. Duymasın ve etkilenmesin diye şey. Oradaki regresyona giren kişi. Bana bir an durdu ve dedi ki, şu an varlıklar burada dedi. Ama bunu şey olarak söylüyor, el işaretleriyle ve yazarak söylüyor. Gözüne dedi bir ışık tutuyorlar. Gözüne bir ışık tutuyorlar şu anda. Bir şey, bir lazer gibi bir ışık tutuyorlar diye de tarif ediyor. Elleriyle, kollarıyla ve yazıyor. Bu arada gözlerle ilgili bilmemiz gereken bir durum var ama galiba, değil mi? Biz onu bilmiyoruz henüz. Ha, siz de bilmiyorsunuz. O noktada bilmiyoruz. Gözün görme kaybı. Bir sorayım, gözünüz ne halde o zaman? Ben 98 yılında annemi kaybettim. Şeker hastasıyım. Tabii de ben kontrolüme falan gidiyorum ve dikkat ediyorum şekerimi. Ve annemi hiç beklemediğim bir anda kaybettim. Ankara'dan gönderdim. 5 gün sonra bana ayağı kırık diye haber geldi. Ama geldiğimde ben burada annemi kaybettiğimi öğrendim. Tabii ki dünyanız kararıyor. Çok başka bir şey. Çok büyük bir acı. O esnada da herhalde hani üzüntüden olsa gerek. Çünkü tabii ağlıyorsunuz yani elinizde değil, akıyor o gözünüzden. Gözümde ağrı başladı. Ve öyle bir şey ki açıp kapatıyorum. Hani bir şey olur da gözünüzde engeller ya, bir silersiniz. Böyle onu siliyorum, gitmiyor. Bir zaman sonra böyle slide geçer gibi bir geçiş oluyor, görmüyorsunuz. Bir geçiş oluyor, görüyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Yani sağ gözünüz görmüyor muydu? Hani tam olarak durumu söyleyin. Şimdi o anda gözüm görüyordu. O annem vefatından sonra işte bu gözüm önce 4 gün bir ağrı oldu. Bu 4 gün ağrı içerisinde de gözümde dediğim gibi hani bir şey burada şöyle gözünü silersiniz gider gibi düşünürsünüz ya, bir onu gibi siliyorum gitmiyor. Bir slide geçer gibi geçiyor. Görmüyorum. Açılıyor. Devam bu şekilde oluyor. Ve bir zaman sonra, yani kısa bir zaman sonra o süre içerisinde karşımda gördüğüm kişiyi net göremiyorum. Bir silüet halinde görüyorum. Hadi doktora gittiniz mi? Gözünüz için ne dedi? Şunu ama merak ediyorum. An, sadece şunu söyleyin. Siz o gün o çalışmaya girdiğinizde gözünüz ne haldeydi? Ne biliyordunuz? İşte doktorun vermiş doktorun olduğu bir teşhis var mıydı? Gittiğimde daha sonra dedim hani çünkü kayıp başladı gözümde. Şekerim çok yükselmiş. Doktorun dediği şu. Şeker ve de göz tansiyonu gözü çok etkilemiş, dedi.
Yani sıfıra yakındı. Evet, görmüyorum. Evet. O gözünüz, bir gözünüz, sağ gözünüz artık, görmüyor. Evet, sağ yani. Gözüm görmüyor. Bu 98 yılında görmemeye başladı annemin vefatından sonra. O gün o seansta da o haldeydi gözünüz, evet, yani. Evet ve 17 yıl. 17 yıl ben o şekilde. Bakın ben iki defa trafik kazası geçirdim. Bu gözümün görmemesinden dolayı ve artık öyle bir şey ki görmediğimi kendime tamam. Yani 17 yıldır görmeyen bir gözünüz, evet, var. Evet, görmüyordum. Doğru anlıyorum değil mi? Evet, evet, aynen. Ve siz de göze bir ışık tutulduğunu. Ve Nevahat Hanım o engelini diyeyim, saklamak için de hep başını çevirerek konuşurdu bizde. Biz de evet. Çok fark etmezdik. Evet. Şimdi o ışık tutuldu. Fakat henüz bir reaksiyon göstermedi. Çünkü Dilek birkaç saniye önden geliyor. Onu söyledikten sonra o göze ışık tutuldu. Erhan abi dedi bana, göze ışık tutuldu şu an. Dedikten birkaç saniye sonra şiddetli bir reaksiyon gösterdi ve gözünü tuttu şey. Nebat'ın. Bizi görmüyor tabii o. Her şey de kapalı. Gözünde de bant var. Siz niye gözünüzü tuttunuz? Gözüne ne bir şey oldu. Sonra? Onu kendisi anlatabilir, evet, tabii ki bize. Dediğim gibi böyle önce bir o kadar şiddetli, hoş bir mor ışık ki ve yine bu varlıklar bu sefer mor ışıkla yanımdalardı. Ya böyle bakıyorlar, dost olduklarını söylüyorlar ve direkt gözüme dokundular. Gözüme dokundular. Yani tabii onları görmekten dolayı son derece büyük bir mutluluk duyuyorsunuz. Gözüme böyle dokundular. Dokundan yine o böyle o soğumsu teması hissettim. Öyle hoş, içinize o kadar bir mutluluk veren, güzellik veren bir sıcaklık hissediyorsunuz ki. Ve gözüme dokundular. Ve çıktığımızda da... Tabii biz seansa devam ettik. Çünkü ne olduğunun farkında değiliz. O an hiçbirimiz anlamadık. Çünkü gözü zaten kapalı bantla. Oda da karanlık. Bitirdik normal şekilde. Biz bittikten sonra o enerjinin altında biraz tabii yoruluyoruz ikimiz de. Dilek'le birlikte odada kaldık. Hem biraz değerlendiriyoruz seansı. Zorlukla kalktı Nevahat. Zaten yürümek çok zorluk çekmiştim. Çok zorlukla kalktı. İkimiz kollarından tutarak kaldırdık. Yani çok ağır bir tesirin, çok şiddetli bir enerjinin altında kalmıştı çünkü o müdahaleyle. Yürümekte bile zorluk yürümekte çekmiştim. İkimiz kollarından adeta böyle tutarak havada adeta onu taşıdık böyle. İçeriye ayakları doğru böyle bükülü vaziyette salona götürdük. Biz tekrar odaya döndük ve içeriden sevinç çığlıkları geliyor salondan. Ve ağlama sesleri, evet, ama çok duygusal bir an. Tabii bir duygusal patlama yaşıyor. O çok başka bir şey. Geldik. Ne diye çığlık atıyordunuz? Ne diyordunuz, evet, o sırada? Evet, şimdi olduğu gibi aynen anlatıyorum. İçeriye gelirken öyle bir şey ki daha bir net görüyorum sanki bir şeyleri. Daha net görüyorum. Geldik oturduk. Fatoş'cum yanıma geldi. Nevahat ablacığım iyi misin dedi. İyiyim diyorum ama onu anlamaya çalışıyorum. Netlik nedir? Şimdi gözümde gözlüklerim yok çünkü çıkartılmıştı. Otururken de yoktu gözümde gözlük. Elimi koydum. Parmağımı görüyorum. Ama inanamıyorum. O anda inanamıyorum. Belki de içerideki seansın etkisi mi acaba gibi. Gözlüğümü istedim. Fatoş hemen verdi, gözlüğümü taktım. O kadar net görüyorum ki. Çok net görüyorum. Fatoş burada direkt elimi Fatoş'un saçlarına götürdüm. Şöyle bir karıştırdım. Bu gözümü kapattım. Evet, net görüyorum. Bu gözümü kapat. Ama etrafımda da bunu belli etmiyorum. Bu gözümü kapattım. Görüyorum. Hani Türk filmleri vardır ya, kör oldum, kör oldum. Daha sonra görüyorum, görüyorum. Onun gibi görüyorum dedim. Fatoş ben görüyorum dedim. Ve o esnada işte bende bir patlama oldu. Çünkü ben 19 yıldır görmüyorum. Yani yok, onun için ben, belki o bir alışkanlık kalmış olabilir. Hep ben bu şekilde bakardım kişilerin yüzüne. Yani bu yüzüme bakamazdım çünkü görmediğim için. Dediğim gibi iki defa da kaza geçirdim görmediğimden. Ama artık evin içinde böyle yapınca şurası, işte şurada şu kadar parmak seviyesi, adım. Hep o şekilde kendimi alıştırdım ve daha sonradan da çok rahat yürüyebiliyordum. Çünkü alıştırıyorsunuz kendinizi. Ama öyle bir şey ki görüyorum dedim. Görüyorum. O görmek kadar güzel bir şey yok. Bakın şimdi şu an bile ben onu hissediyorum. Ve
Çok teşekkür ediyorum o an şey yaptım. Ben bir şey yapmadım. Biz ya, demek ki böyle ya, bir olaya vasıta olmamız gerekiyormuş olduk. Ya o hangi sevinç o kadar güzel ki. Fatoş yanımda, ya o hani 19 yıl boyunca görmemişsiniz. 17 dediniz bak şimdi buradan yakalarlar. Bir 17 bir pardon. 19 diyorsa 17 mi 19 mu sorarım. Hayır. 19. Çünkü 98'de annemi kaybettim. 17'de bu evet, tamam. O zaman 17'yi tamam. Düzeltiyoruz yani. Ha. Yayında düzeltmemize gerek yok ama o bilgi hatası yapmışız. Bir 19 tekrar var. Şimdi 19 neydi bunun? Bir hafızamı yoklamam lazım. Yani 19 yarısı. Yıldır görmeyen gözünüz Erhan Kolbaşı'nın evet, gözleri önünde o gün, açıldı. O seansta diyorum ya belki beni başka bir şey için o gün oraya yatırdılar ama ben orada çok başka bir şey yaşadım. O mor ışığı gördüm. Onların gözüme dokunmasını ve gözümün açıldığını gördüm. Şimdi orada başka bir şey daha oldu. Kemik erimesi sebebiyle korset giyiyordun. Evet. Ve onunla gelmişti bize. Onu da attı. Korseyi de attı. Hiç yapamadığı hareketleri yapmaya başladı. Dönüyor adeta dans ediyor en içerisinde. İnanılmaz ya, bir andı tabii o. Çok büyük bir mutluluktu benim için. Çok büyük bir mutluluktu. Ama bir de onu orada sevdiğim insanlarla beraber o anı yaşamak çok paylaşmak çok başka bir şey. Erhan Hocam böyle bir gücünüz var mı? Bak şimdi bütün görme sorunu olanlar, korse takanlar gelir size. Hiç alakası yok tabii ki. Ne oldu peki biz orada? Niye bir, oldu? Bir iyileşme olayına, zaten olacak bir şeye biz orada bir vasıtalık ettik. Neden daha önce olmadı da o seans sırasında yaptılar bunu? Şöyle düşünüyorum ben. Bu olayı biz İşte o Nomus kitabında yazarak mesela kitlelere ulaştırdık. Yani ulaşabileceği kadar. Şimdi anlatıyoruz. Size yine büyük kitlelere ulaşıyor. Bir delil mi acaba bırakmak istediler? Bir hani delil o. Evet biz onu düşündük gerçekten. Bir somut bir şey bırakıldı. Somut bir veri, somut bir olay bizi de ikna etti yaptığımız şeyin doğruluğuna. Ve şimdi birçok insana ulaşıyor. Sebep-sonuç ilişkilerini takip ettiğiniz zaman iş ne noktaya geldi? Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Her şey olması gerektiği zamanda ve olması gerektiği şekilde oluyor. Biz de buna vasıtalık ettik sadece. Başka bir fonksiyonumuz yoktu. O delil bırakıldığında Novus'un ne aşamasındaydınız? Yeni mi başlamıştınız? Ortalarda mıydınız? Sonlara doğru muydu? Ortalara gelmemiştik. Hani henüz. Anlatmak zamanında da bir delil bırakırlar mı acaba diye düşünüyorum. Ne güzel olur. Her şey olur. Olabilir. Takipçilerimiz şey de tanık olsak bir şey. Yani tabii bilmiyorum. Yani aklımdan şey geçti. Muhteşem bir deneyim o. Dinlemesi bile inanılmaz. Ya öyle evet, şey ki evet, onu evet. Yaşayan kişi olaraktan, şimdi buna dediğim gibi pek çok kişi yine öyle bir bakışla, müstesni bir gülüşle izleyecekler. İnanmayacaklar ama ben bunu yaşadım. Yaşadım ve diyorum ki inşallah bir gün bunlarla karşılaşırlar, onların ne kadar dost olduğunu görürler. Yani yaşamalarını istiyorum. Onlar farkındalıklarını geliştirmek istemiyorlar. Kendi konfor alanlarında küçücük o daracık şuurlarıyla çok mutlular. Önlerinde sergileseniz bunu, önlerinde şov yapsanız, sergileseniz bütün mucizeleri yine inanmayacaktır. Onun için hiç bunları dert etmeyeceğiz. Biz yine anlatmaya devam edeceğiz sizlerin sayesinde. O şeyi delip geçeceğiz karanlığı. Arkadaşım hep onu diyorum. Yani az önce belirttiğim gibi herkesin düşüncesi kendi kafasına kalmaya mahkumdur. Herkes bir şey düşünebilir. Ama ben bir takım gerçekleri yaşadım. Bunlar yaşadınız. Gerçek. Yaşamakla kalmadınız. Yani ben bunu yaşadım, hissettim. Bedenimde hissettim, göğsümde hissettim, gözümde hissettim. Yani bedenimde bütün hücrelerimde hissettim ben bunu. Üstelik bize de hissettirdiniz. Öyle mi? Size çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi kameraya bakıp bir şeyler söyleseniz. Hani anlatmak zamanı programımızın ismi biliyorsunuz. Buraya da bu duyguyla geldiniz. Zaten Erhan Kolbaşı varsa ben her yere giderim koşarak dediniz. Ah! Kalbim ve başımın üzerindedir her zaman için. Çok özel anımı paylaştım ben onlarla. İzleyenlere, takipçilerimize benzer şeyler yaşayanlara ne söylemek istersiniz? Hangisi kameraman arkadaşımız bir el sallasın Nebahat Hanım'a. Kameraya bakarak bir şeyler söyleseniz insanlara. Şimdi diyelim ki herkes sizi izliyor. Ve iki cümle etme hakkınız var. Ne olurdu o iki cümle? Bu evrende bizden başka olan varlıklar da var ve sevgi dolular. Bu kadar diyeceğim. Ne güzel, muhteşem. Başka bir şey diyemeyeceğim. Çünkü gerçekten sevgi doldular. Yani isterim ki herkes görsün. Herkes dokunsun. Herkes o anı hissetsin.
Ya o yüzleri görsün, o temasları hissetsin, o parmaklarındaki teması hissetsin, o bakışları görsün. Herkes alması gerekeni alacaktı hayattan ama sizi de anlıyorum. Ben anne olduğumda herkesin anne olmasını istemiştim. Yani o kadar muhteşem bir şey ki bütün kadınlar olsun. Ya siz çok iyi anlıyorsunuz. O annelik çok başka bir şey zaten. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Erhan Hocam bitiriyoruz. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben söyleyeceklerimi söyledim. Nebahat Hanım da o tatlı tarzıyla. Ay teşekkür çok ederim. Çok da güzel. Yaşayarak tekrar çok bütün duygularıyla ederim. Anlattı. Bana bunun üzerine bir şey söylemek istemiyorum gerçekten. Sadece teşekkür ederim. Teşekkürler. Bana o kadar büyük bir rahatlama verdiniz ki. Yani o rahatsızlığı hiç hissetmedim. Ama tabii tam aktaramadım. Çünkü ben elimi kolumu çok oynatan bir insanım. O ellerim olmadan sanki tam ifade edemiyormuşum gibi geliyor. Ama çok çok en kalbi sevgilerime çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle şu anı paylaşmak gerçekten güzeldi. Ve tekrar yine o anları şu anda hissettim. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Anlatmak zamanına anlatacaklarınız varsa lütfen aşağıda gördüğünüz WhatsApp ihbar hattına yazın. Mail adresimize yazın. Tanıklarınız, belgeleriniz, fotoğraflarınız, yaşadıklarınızı detaylandıracak her ne varsa bizlerle rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Anlatmak zamanının çok özel bir bölümüyle karşınızdayız. Arıkdal soyadı benim için çok kıymetli. Arıkdal ailesi benim için çok kıymetli. Bir ışık belirmeye başladı. Işık. Ben bakıyorum bu ışık mı değil mi? Parladı, parladı, parladı. Benim tabii orada en çok dikkatimi bir dönemin çok ünlü bir haber spikeriyle ilgili anlattıklarınız şekli. Onunla başlayalım mı? Telkinle transa soktu onu konuşarak. Hemen Ergün Bey işaret etti. Geç dedi yanına. Geçtim. Dünyayı nasıl takip ediyorlar ama Anadolu'yu özellikle takip ettiklerini ben çok iyi biliyorum. Kendi içine girmiş olduğu trans durumu ve bedenden ayrışma durumu o kadar ilerledi ki inlemeye başladı kadıncağız. Enerjinizi ayırdığınız bir olayda bir masanın havalandığı söyleniyor Tarık Hocam, doğru mu? Zangır zangır titremeye başladı ve dedik ki bu binayla rezonansa girerse inmeyelim alt kata. Gerçek medyumların hayatlarının ne kadar zorlu olduğunu çok iyi biliyorsun Tarık Hocam. Zaafları olan medyumların da yetenekleri körelir biliyor musunuz? Sade yaşamışlardır, vazife için yaşamışlardır. Bilmezsiniz, tanımazsınız gerçek medyumların isimlerini medyada rastlamazsınız. Beni dinliyorlardır buradan. Onlar hatırlasınlar kendilerini. Medyada gördükleriniz gerçek medyumlukla alakası yoktur. Onların alakası olan şey şarlatanlıktır daha çok. Hemen dinleyicilerden bir tanesi dedi ki siz biliyor musunuz dedi Mevlana aramızda yaşıyor. Varlık bedensizse çok yüksek bir varlıktır anlayışını terk etmeleri lazım bu arkadaşların. Her bedensiz varlık size yüksek seviyeli bir bilgi vermez. Silahı çekti.